Yedinci ünite karma testler. Test 11, birinci soru. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Hikayelerini mapusan tarzıyla yazan, romanlarında Anadolu insanını ele almış. Burada Reşat Nuri'den bahsediyor arkadaşlar. İzlenimlerini Anadolu Notları gezi yazısında toplamış. İse Nev Yunanilik etkisinde kalmış Türk toplumunun Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadarki değişimini ele almıştır. Reşat Nuri ile başlayanları alıyoruz, geri kalanını eliyoruz arkadaşlar. Reşat Nuri, Halit Ziya biliyorsunuz ki Nev Yunanilik anlayışından etkilenmedi. Nev Yunanilik anlayışı olan Yakup Kadri'dir. Cevabımız A'dır. İkinci soruya baktığımızda göstermeye bağlı edebi metinlerin özelliklerinden değildir demiş. Arkadaşlar, E'ye dikkat edelim. Modern tiyatroda metne bağlı kalınmadığından doğaçlama özelliği gösterir demiş. Bu, arkadaşlar, modern tiyatroda metne bağlı kalınmıştır. O yüzden cevabımız E'dir. Geleneksel tiyatromuzda metne bağlı kalınmıyordu. Üçüncü sorumuzda verilen yazar eser türü eşleştirilmesi yanlıştır. Baktığımız zaman Cenap Şahabettin'in Yalan şiir değil, tiyatrodur arkadaşlar. Bilgi yanlışımız A'dadır. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki yazarlardan hangisi divan edebiyatında düz yazılarıyla tanınmamıştır? Baktığımızda Veysi, Nergisi, Evliya Çelebi, Sinan Paşa'da düz yazı özel örnekleri vardır. Kadı Burhanettin tuyularıyla tanınmıştır. Düz yazısı yoktur. Cevabımız C'dir. Beşinci sorumuzda yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Muhbir Ali Suavi tarafından, tercümanı Şakşemseddin Sami tarafından, tercümanı Ahval Şinasi tarafından, Hürriyet Ahmet Mithat Efendi tarafından demiş, İbret Namık Kemal tarafından. Arkadaşlar, Hürriyet Namık Kemal ile Ziya Paşa tarafından çıkarıldı. Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılan gazete İbret'tir. Buradaki bilgi yanlışımız 4'ten kaynaklanmaktadır. Cevabımız D'dir. Yukarıdaki dizelerden hareketle hangisi söylenemez? Dizelere baktığımızda ne güzel enseyi geçmemesi saçların, anlamızda bitmesi, tane tane olması kirpiklerin. Arkadaşlar, Bininci Yeni şiirinden alınmış, bu özelliği gösteriyor. Yalın bir Türkçe ile yazılmış. Yaşama sevinci ele alınmıştır. Alışılmış nazım birime biçimi önemsenmemiş, serbest ölçüyle yazılmıştır. Hece ölçüsüyle yazılmıştır diyor. Hece ölçüsü yok arkadaşlar. Dikkat ederseniz belli bir ölçü, baz alınmamış. Serbest ölçüyle yazılmıştır. Cevabımız E'dir. Yedinci sorumuzda hangisi söylenemez demiş. Baktığımızda 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. Arkadaşlar, 4 kız kardeş bu 4 ince minare derken, arkadaşlar, bir araya gelmiş 4 kız kardeş bu 4 ince minare, bir araya gelmiş güzel 4 peri. Dikkat edin, 6 artı 5 durağımız vardır. 11'li ölçüyle yazılmış. Uyak düzeyine baktığımda A, B, A, B'dir. Redif kullanılmamıştır diyor. Redif yoktur. Aynı görevde sözcük ve ekimiz yok çünkü arkadaşlar. Eğriler zengin uyaktır. R'ler tam uyaktır. Tam ve zengin uyak örneği vardır. Redif kullanılmamıştır. 4 artı 3 değil, 6 artı 5 duraklıdır. Cevabımız B'dir. Sekizinci sorumuzda bu dizelerin şairiyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Yaş 35. Fransız edebiyatından tercümeler yapmış diyor. Cahit Sıtkı'nın şiiridir arkadaşlar. Fransız, Baudelaire, Verlaine etkisinde kalmıştı. Sembolizm etkisi vardır. Öz şiirin etkisinde kalmıştır. Ömrümde Sükut, Düşten Güzel şiirleri,
Cahit Sıtkı'nındır. Abdullah Efendi'nin rüyaları, yaz yağmuru gibi hikayeleri de kaleme almış diyor. Bu hikayeler arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir. Cevabımız E'dir. 9'a baktığımızda bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Hristiyan din adamlarına Kıpçakçayı öğretmek amacıyla diyor. Almanlar tarafından hazırlanan sözlük Latincedir ve iki bölümden oluşur. Baktığımızda arkadaşlar Muhakeme-i Lugat'te Alişir Nevai'nin ve dillerin karşılaştırılması için yazılmıştı. Burhan-ı Katı, Mütercim Asım'ın 17. yüzyılda Hindistan'da Farsçanın gelişmesiyle sözcük ihtiyacından yapılmış bir lügattı. Van Kulu lügatı da İsmail Cevheri'nin Arapça-Türkçe sözlüğüdür. Kamusu Türkiye'de Şemsettin Sami'nin Osmanlıca-Türkçe sözlüğüdür. Bahsedilen, açıklaması verilen Codex Cumanicus'tur. Cevabımız A'dır. 10. sorumuzda parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Sevgiyi Öğreten Kuşlar adlı öyküsü. Hilal Görününce önemli bir eser arkadaşlar. Karanlığa direnen yıldız, bizim diyar. Burada bahsedilen sanatçımız Sevinç Çokum'dur. Cevabımız A'dır. Parçada tanıtılan sanatçı hangisidir demiş? Asıl adı Recep. 19. yüzyılda Kars'ta doğmuş. Sefil Baykuş Ne Gezersin Bu Yerde dizesiyle başlayan ağıtla ünlenmiştir diyor. Kığızmanlı Hıfsı'dan bahsediyor arkadaşlar. Zaten Erzurumlu Emrah da 19. yüzyıl ama dizeler farklı. Dadaloğlu 19, Ruhsati Sümmani de 19. yüzyıldır. Cevabımız Kağızmanlı Hıfsı'dır. B'dir. 12'ye baktığımızda romantizmle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Klasizme tepki olarak doğması. Evet. Yunan ve Latin edebiyatındaki konuları ele alma klasisizmde vardır arkadaşlar. Romantizmde yoktur. Ele alınan kişiler tip olma özelliği gösterir. Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Goethe önemli temsilcileri. Akımdan etkilenen yazarlar tesadüflere yer verir. Doğrudur. Cevabımız B'dir.